şey, kıyafetin çok hoşuma gitti. Vay, çok klas. Vallahi çok klas. Teşekkür ederim. Çok klas. Gerçi hep klassın ama bugün değil mi hocam? Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ahmet Hoca da bugün değişiklik yapmış. Değişik bir gömlek giymiş. Mesela rengarenk. Ne renk hocam bu? Kırmızı mı? Kırmızı. Şey biraz... Çizgili olsa giymemesi lazım. Televizyonculuğa uygun değil ama hocam diyor ki. Tarıyor diye. Sinan her zamanki gibi ne bulursa onu giymiş. Hiç kendine. Sinan kendine hiç özen göstermiyorsun. Sinan Engin from Milano. Yalnız Sinan abideki kırmızı noktaya dikkat ettiniz mi Sinan abideki? Özellikle kırmızı giyiyor. Kırmızı nokta. Halkımızdan özür diler misin? Bu kırmızı noktayı neden giyiyorsun? Sinan abi kırmızı noktası. Gençlere ne mesaj vermeye çalışıyorsun? O tuttu Fritti günlerini özlediğini itiraf et. Kırmızı nokta. Hatırlıyor musun Show TV'de kırmızı nokta vardı? Yasemin Evcim miydi? Star'da vardı tuttu Fritti. Yasemin Evcim miydi? Sabaha kadar oturuyordu Ertem. Star'daydı ya. Ay, Star'daydı abicim. Benim kanalım. Kırmızı nokta Emanuel İvan oynardı. Evet. Star'daydı. Star değil mi Serkan? Ayıp. Öyle şeyler ayıp. Bak benim efsane genel yayın koordinatörüm Duran Dündaroğlu. Vallahi Star deyince aklıma o geldi. Filiz ablam geldi. Ellerinden öpüyorum ikisini de çok seviyorum. Kırmızı nokta göster. Basitli giydi bak. Star'da şey vardı Rasim. Senin hafızan iyiydi. Rasim ile kim vardı? Aferin. O aerobik yapıyor gece 12'de. Hatları gözüküyor diye o günkü Türk erkeği deliriyordu. Ya kadın evlendi falan yapmayın. Kadın evli falandır. Çoluk çocuğu falan. Bir şey yok. Aerobik kültürümüzü istiyorum. Eskiden magazin programları gece yayınlanırdı. Erkeklerle seyrederdi. Şu an sadece sabah yayınlanıyor. Niye biliyor musunuz? Niye? Magazin programlarında erkekler de oradan bir kadın madın görürüz diye. Sonra imkanlar genişleyince magazinle şu an sadece kadınlarla ilgileniyor. Akşam magazin programı yok. Yok. Sadece sabah farkında mısın? Evet. Hayır, kırmızı noktalı filmler kuşağı. Ertem iyi bilir bizi anlat. Ertem o günleri anlat. Nereden ben biliyorum ya? Kırmızı noktalı filmleri seyretti mi seyretmedi? Dürüst ol. Rasim. Yapma şimdi. Ya Sinan sen de bu renk şey, kırmızı şey ne hakikaten. Ya giydi abi. Sen mahsus mu Sinan, yaptın? Sinan Show TV'de hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bak hatırlıyorum dürüst sana. Ertemlik hatırlamıyorum öyle bir şey diyor. Çok sıcak bu oldu burası arkadaşlar. Bak bu işleri var ya. Bu çok işleri, gerçekten. Ama sen de bu işleri yaz günü. Yaz günü bir şey. Ahmet Çakır her şeyi biliyor ama. Şu anda. Kışın gömlek giyersin. Yazın ceket giyersin. Kışın gömlek giyersin. Ya ne yaptı abi terzaya anladık da terzaya tamam da yani. Yok ondan değil ya. Yani çıkar kışlık giyiyor. Çıkarsana ceketi ya. Çıkar bırak gömleği ya. Evet ya. Soyuzun mu? Yok böyle abi, güzel. Abi çıkar gömleği şöyle. Reklamda çıkar. Otobüs sürer gibi falan şey. Ay, yazın. Buradan bütün otobüs şoförlerine selamlarımızı veriyoruz. Otobüs şoförleri canımız. Ondan mı şıkılacaklar? Bak kimi şey kızacak. Önüne gelen kızıyor Sinan abi. Deneme tahtası oldu. Hayır canım. Herkes. Otobüs şoförleri kıyafeti yok mudur? Önüne gelen çat çut yani. Otobüs şoförü kıyafeti yok mudur mavi? Var tabii ya. Mavi otobüs. Onlara can feda. Bu nereden çıktı şimdi bu müzik? Kötü mü ya? Çok güzel bence ya. Çok şıksın. Bu ne şimdi? Erdem çok şıksın. Bence çok güzel. Hocam bugün yine çok... Erdem Emanuel seyrettim. Hocam bugün yine çok... Seyrettim. Hepsini seyrettim Rasim. Hepsini seyrettim. Rahmetli Aydemir abiyi de seyrettim. Allah rahmet eylesin. Ya. Hepsini seyrettim. Kırmızı Nokta'yı da seyrettim. Emmanuel de seyrettim. Bütün filmleri seyrettim Allah. Rasim. Rahatladın kültür mı? Hepsini seyrettim. Çok kültürüm gelişti. Aydemir Akbaş'ı anlat. O anlatılmaz yaşanır. Çok iyi adam. Allah rahmet eylesin. Aydemir Akbaş'a. Allah rahmet eylesin. Mekar cennet olsun. O yıllarda belgesel vardı da filmi seyrettim. Yani Urfa'da Oxford vardı da. Biz mi okumadık? Onun gibi bir şey bunlar var. Sinan abiye bak pozlara bak pozlara. Sinan abi bir anda bak. Aydemir Akbaş deyince o yıllar. Rasim şurayı bir sersem bir şey olur. Of. Sinan abi bir şişirsene be. 60 yaşındaki adama bak. 60 yaşında maşallah. Vay. Nasıl Sinan abi kaldırarak şişir ama. Ben gideyim. Hayır kolunu kaldırarak şişir. Ben, dur bir dakika. Bravo. Neyi kaldırıyor orada? Depremci. Bak Şener Üşümezsoy. Şener abi. Şener Üşümezsoy. Şener Üşümezsoy. Benimki de Abdülkerim çok... abinin kolları da çok kalın. Bir göstersene. Allah aşkına böyle bir şey o iskeletör gibi Allah aşkına kollara bak. O hiç yemek ya. He? Sen bir aydır hiç yemiyorsun zaten. Bir aydır aç kaldı. Lale abla aç kaldı kocan. Lale abla kocan aç kaldı. 60 yaşında Onaçu. Her açıdan. Onaçu niye Onaçu? Ben neden Onaçu? Onaçu gibi. Onaçu siyahi. Bazı özellikleri Onaçu gibi. Evet atletik. O da senin gibi atletik. Ama kırmızı noktada bir var. Bir. Sevgili seyirciler, Ahmet Çakar bugün rahatsızlığı sebebiyle aramızda yok kendisi. Ahmet derin düşüncelerde daldığı için neler söyler. Ahmet hocamız. Onun için gençlerin ahlakını korumak için yaşadıklarını yok, anlatmıyor. Ben sizleri izliyorum. Manasız. Utanç duyulacak. Utanç duyulmuş. Hocam kırmızı noktada filmler döneminde yaşamadın. Dürüst ol. Espri değil.
komik desen komik. Değil. Şey, trajikomik desen o da değil. Saçma bile diyemiyorum. Değil. Ya, evet. Tuttunuz kırmızı nokta yok bilmem hocam, ne. Hocam şu fotoğrafla ilgili yorum yapar mısın? Hocam Şener Hoca'yı hakkında boş, ne düşünüyorsun? Boş işte. Şener Hoca neyi kovalıyorsun be adam? Bıyıklar bıyıklar. Ya hocam ya. Neyi kovalıyorsun? Hulk Hogan. Hulk Hogan vardı. Ona benzemiş. Evet, evet. Hulk Hogan. Hep bunların sebebi çocukluk. Çocuklukta yaşanan hocam, travma. Çocukluk travması. Hocam koskoca profesör. Hocam koskoca profesör. Hayır, çocukluk travmalarını anlatıyor.